Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımız olsun. TikTok emeldari Amerika Avam Palatası'da osal ehvalığı düştü. Uzundan buyon dünyada bexatarlik endişesi sebeple gün tertibden düşmeyen ve köpligen devletlerde arka-arkadan çekilinmeyen növbette Amerika'da bütünlüğe çekleniş ya ki setişki mecburlaş arkalık Xitay komünist rejimi bilen bolgan alakısının üzüp taşlanışı maksat kılınıvatkan TikTok şirketinin baş icraiye reisi 23 Mart Amerika Avam Palatası Energiya ve Soda Komiteti azaları tarafından 5 saatten artık soraq tartıldı. Xitayning Uyghurlarga kılıvatkan cinayetleri hakkında intayin qiyin ve köp suallarga düş gelgen Joshavzi İntayın ciddileşken keyfiyatta suallardan özünü kaçırışkı tırıştı. Palata azaları şirket bilen onun anı şirketi ByteDance bilen Xitay komünist rejiminin münasibeti hakkında nahiyeti köp sual sorgan bolsa mı, o şirketinin Xitay rejimi bilen bağlanışını kişiltişke urunup, nurgun parlament azalarının narazılıkını kozgıdı. Ve suallarga bivasti cevap berişten özünü kaçırganlıkı sebeplik tohtumay ayıpleşke ufçürüdü. Spat anlaş yığınıda Arizona Kengash Palata azası Lisko Hanım Ju Shaozi'den enik kılıp töt kıtım Xitay rejiminin Uyghurlarga ziyankeşlik kılıp atkallıqını kubul kılamsız dep sorgan bolup, o cevap berişten özünü kaçırışkı tırışkan bolsa mı, Lisko Hanım onun sözünü kesip cevabını başka yakı burmasını, sualga enik cevap berişini talep kıldı. It's a pretty easy question. Do you agree that the Chinese government has persecuted the Uyghur population? Ama o yanılı cevap berişten kaçıp, ''Mən TikTok doğrusu'da paranlaşkılı geldim'' deyip cevap verdi. Nek meydandan tarqıtılgan ispat anlaş yığınıdaki bu körünüşler ictimai taratqolarda kat gulgulu qozgap, Xitay rejiminin Xitay karxanaları ve karxanakilerini bütünlüğe kontrol kılıdığalıqını körüstüp berdiğalıqı haqqıda köplep inkaslar yezildi. Hatta Xitay bu ispat anlaş yığını jarayanıda Uyghurlar doğruluk sual soralganda programını kesip taşlıgan bolup, Beijing'de turvatkan Xitay Sodu ve İktisat Strategilik ve Xalqaralıq Tadqiqat Merkezinin Ali Meslahatçisi ve Vakalatçisi Scott Kennedy özünün Twitter hesabıda ''Mən tünügün Beijing'de TikTok ispat yığınını CNN'de körüvat attım. Ama Xinjiang doğrusudaki gap başılınışı bilalla bu ekran payda bulup, dokulat ahırlaşkıcı muşundaq turdi'' deb küçür hem bəhirligen. Ju Shaozi'nin Amerika parlamentedeki ispat anlaş yığında bergen tuturuksuz ifadelerden kiyin Amerika parlament azaları növette pekatli TikTok'nu çekleple kalmay, yeni Xitay şirketlerinin yumuşak detallarını mı umumiyüzlük çekleydiğen kanunlarını mı uylaşmakta. Parlament azaları arka-arkadan kılgan sözlerde TikTok'nun Amerika'nın kımmet karışı, erkillik, kişilik hukuk ve yenilik yartışını kubul kılışıga herkes işenmeydiğallıqını, onun kontrol kılış, tihimi köp nazarat kılış yolunu tallıqallıqını ve onu derhal çekleş kerektiğini bildirişti. Parlament azası Ashley Hinson hanım bolsa, Amerika Maliye Ministeri Janet Yellen'ge kılgan sözü de, TikTok'nun devletinin bihaterlik tehdidi işgeldiğini, 3 yıldın buyan TikTok bilen devlet bihaterlik toxtamı doğrusu söhbet elip barğallıqını, Amerika'da 150 milyon işletkücüsü bolgan TikTok'tan ibaret virus detalini çekleşini keçiktiriş üçün, sırap kılgıdak vaqt kalmağallıqını, onun enik vaqt bekitişi gerektiğini talep kıldı. Amerika'daki ispat anlaş irqi qırğınçılıq meselesiyle merkezleşti. Amerika Avam Palatası'da ötküzülgen ikinci kıtımlıq ispat anlaş yığını Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetiyle merkezleşti. Amerika Avası'nın haberde bildirilişçe Amerika Avam Palatası Amerika Xitay Strategilik Rekabeti Maksus Komiteti 23 Mart 2. kıtımlıq ispat anlaş yığını açkan. İspat anlaş yığını keç saat 7'de başlangan bolup, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Müslümanlarga karatkan irqi qırğınçılıq cinayi kılmışlarga merkezleşken. İspat anlaş yığınıga katnaşkan guvahçılarının biri Gülbahar Xatıvacı hanım bolup, 2016 yılı Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan lagırıgı nezerbent kılınıp, 2020 yılı yazdı lagırdan kutulup çıkan bolup, yığında lagırdı özbeşidin ötküzgen ikinişlik vahşilikler bilen birge mahpuslarga icra kılındıgan Xitay'nın cinayetleri hakkıda guvalıq berdi.
Yeni bir guvahçı ilgiri atalmış qayt tarbiyalash markazi nomidagi jazo lagerida Xitoy tarafidan majburiy Xitoy tili o'qituvchisi bo'lib ishlagan Qalbinur Sidiq xonim bo'lib, u diniy ulamolar, professor, mutaxassislar va chet eldagi o'qishdan qaytib kelgan o'quvchilarning lagerlarga solinib, qo'li kishallangan holda qiyin qistoqqa ilinganligiga shohid bo'lganligi, qiz ayollarning qattiq qiyin qistoq va bosqinchilikka uchraydiganligi haqida guvohlik bergan. Undan boshqa isbot anglash yig'inida Uyg'ur advokat va Amerika xalqaro diniy erkinlik komiteti raisi Nuri Turkel apandi va Germaniyalik Sharq Turkiston masalasi tadqiqotchisi Adrian Zeniz apandi mo Xitoyning jinoiy qilmishlari haqida guvohlik bergan. Isbot anglash yig'inida yana Simon Sikjot markazining moderi Naomi Kikoler xonim so'z qilib, Xitoyning navbatda Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini to'xtatish uchun qilishqi tegishlik konkret taklif bergandan keyin qilgan xulos so'zida Yahudi cho'ng qirg'inchilik muzeyini ziyorat qilganda kishilar hamesha o'z-o'zidan agar cho'ng qirg'inchilik mazgilida hayot bo'lgan bo'lsam, men nima qilgan bo'lardim deb so'raydi. Bugun biz o'zimizdan so'raydi. Hozir men Xitoy rejimining Uyg'urlarga nima qilayotganligini bildim. Men nima qilishim kerak? Bu bizning hargiz qaytilanmaydi deydigan vaqtimizdir deb oxirlashtirgan. Isbot anglash yig'inida Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy amgak jazo lageri va turmalarga qamash, ayollarni majburiy tug'mas qilish, bolalarni oiladan majburiy ayirib Xitoy qilib tarbiyalash, Xitoy tarafidan tutqun qilinib izdiriki bo'lmagan kishilar qatorliq irqiy qirg'inchilik jinoyatlariga tava 3 soatga yaqin isbot elingan. Xitoy xalqaro jamiyatni yana aldashqa urindi. Xitoy Janvarda ochilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 52-chi yig'inida ilgirki odati bo'yicha atalmish terrorga zarb berish nomida xo'rlash, qirg'inchilik masalalari haqida xalqaro jamiyatni aldashga urindi. Xitoy xalq to'g'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi bu qadam xalqaro jamiyatni yolg'onchiliklari bilan aldash uchun Sharq Turkistonning Oqsu viloyati Uchturpan nohiyasi O'tbeshi yezi saqchixona xodimi ekanligi tanishtirilgan Variskan Mamat ismli Uyg'urni Xitoyning Sharq Turkistondagi turma va so'roq maydonlarida davom qilayotgan tan jazosi berish, urib o'ldirish, kamsitish, qirg'in qilish jinoyatlarini yoshirish razil maqsadida qatnashtirgan. Variskan Mamat Xitoyning tayyorlab bergani bo'yicha yolg'on guvohlik berib, o'zining 13 yildan beri saqchixonada ishlayotganligini, atalmish terrorlikka qarshi harakatlarga qatnashganligini, terrorchilarning xalqning hayotiga xavf yetkazganligini, doiralar atalmish terrorga qarshi zarb berish harakati qo'zg'ab muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirganligini, rayonda milliy kamsitish masalasining mavjud emasligini bildirgan. Kuzatuvchilar Xitoyning har xil razil vositalar va turli bahonalar bilan Sharq Turkiston xalqining moddiy ma'naviy madaniyatini cheklab vayron qilayotganligini, buning bilan to'xtab qolmay Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilib yo'qotib, hayot qolganlarni butunlay xitoylashtirishga urinib kelganligini, shuning bilan mas qadamda har xil razil vositalar bilan Sharq Turkistonning vaziyatini yasalmasin, yasalma guvohchilar orqali xalqaro jamiyatni aldash harakatini kuchaytirganligini, ammo yaqinqi mazgillardan buyon nurg'un davlatlarning Xitoy tashviqotlarining yolg'onchiliklarini bilib yetganligini, Xitoyning aldamchilik harakatining adolat tuyg'usi yo'qab ketmagan kishilarni oldiy olmaydiganligini bildirishmoqda. Xitoy o'z-o'zini rasvo qildi. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan sistematik irqiy qirg'inchilik jinoyati davom qilayotgan bo'lib, barliq dunyo musulmonlari Ramazonni tabriklashayotgan bir paytda Sharq Turkiston xalqi bu yillik Ramazonni roza tutish emas, muborak Ramazonning yetib kelganligi haqidagi xushonligini izhor qilishda cheklangan bir vaziyat ostida ilgirkidek hayotini davom qilmoqda. Xitoy ko'p yillardan buyon Sharq Turkistonda Ramazonning oldida Uyg'urlar orasidagi kompartiya a'zolari, ma'murlar, o'quvchilar va o'qituvchilarning roza tutishi va duo tilovat qilishini cheklaganligi haqida uqtirish tarqatib kelgan edi. Chet eldagi Uyg'ur axborot o'rinlari hamda Sharq Turkiston vaziyatiga yaqindan diqqat qilayotgan axborot o'rinlari Xitoy e'lon qilgan uqtirishni asos qilib, Xitoyning islom va musulmonlarga qarshi siyosatlarini kun tartibga keltirib kelayotgan bo'lib, biroq Xitoy bu yil Sharq Turkistondagi terror siyosatlari haqida hech qanday yipuchi bermagan. Qirim xabar agentligi e'lon qilgan sinda Xitoy rejimi yezi aholisini kanit komitetiga yig'ib, kishilarning roza tutgan yoki tutmaganligini tekshirganligi ko'rsatilgan. Kanitga majburiy yig'ilgan kishilar saqchilarning nazorati ostida dori va suv ichishga majburlangan.
gerçi Xitay Şarkı Türkistan Müslümanlarının dua tilavet kılış, rozu tutuş kadarlık barlık ibadetlerini kattık çekilgen bozumu, bırak bir kısım İslam devletlerde sahte teşvikatlarını tarıkıtıp, Şarkı Türkistan'daki irki kırgın kılış cinayi kılmışları, İslam ve Müslümanlarının mukaddeslerini çeyleş kılmışlarını yoşuruş arkalık, özünü Müslümanlarga dostanı kılıp körüstüşke urunup gelmekte. Xitay rejimi Beijing'de Müslümanlar Ramazan'ı kızgın kütüvaldi dep sin tarqıtış arqalıq qılıwatqan bütün cinayetlerini yoşuruşqa urungan bolsumu, emiliyette Xitay'nın atalmış İslam cemiyetinin resmi torbetide Müslümanlarının uluq ibadet iyi bolğan Ramazan iyiği münasibetlik hiç qandaq uçurunun bolmaslıqı Xitay'nın haqiqi yüzünü aşkarlap berdi. Guterres kelimat özgürüşü dünyanı yaşıgılı bolmaydıgan ahvalga çürüp koymakta dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres kelimat özgürüşünün dünyanı yaşıgılı bolmaydıgan ahvalga çürüp koyuvatkanlıkını etti. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe BDT Başkatibi Guterres Dünya Metrologiya Günü münasibeti bilen yazın bayanat ilan kıldı. Başkatip Guterres bayanatıda yer şarının ısıp gitişini 1.5 Celsius gradüsünün tövən haleti saklap kalılmasının bu dünyanın kilimat apeti girdabığı ihtirgerlikini əskertti. Hem de hemme kişinin kelgüsü evlatları üçün öz mesuliyetini ada kılışı gereklikini kayıt kıldı. O, energiya ve katnaş sistemlerinin özgürüşü gereklikini, taşkatma yıkılığı işiltişke bolgan bekınışını azaytışı arkalık kayıtı hasılı buluduğun energiyanı hizmetki kürüştürüşünün zürürlükini tekitledi. Guterres, karbon koyup berişini azaytış üçün terakki kılıvatkan devletlerini maddi ve teknolojiye cihetin kollaş gereklikini etdi. O, 2023 yılının vaktini çın tutup hizmet işleşke tegişlik özgürüş yılı buluşu gereklikini tekitlep, kelimat özgürüşü dünyanın yaşıgılı bulmaydıgan ahvalga çürüp koymakta. Emdi biz tabiatki karşı bihudu uruşlarımızını ahırlaştırışımız gerek dedi. Şimali Koreya ademsiz su astı yadro koralını muvaffakiyetlik sınak kılganlıkını ilan kıldı. Şimali Koreya partlaş arkalık çoğun tipteki radyoaktiflik deniz dolgunu payda kılış iktidarıgı ige ademsiz su astı yadro koralını muvaffakiyetlik sınak kılganlıkını ilan kıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Şimali Koreya resmi haber agentliği mezkur mehbi koralının Seyşembe günü Cenubi Hammyong ölküsü deniz tevalikigi koyup berilgenden kiyin suning 80 bilen 150 metr çunqurluqida 59 saat ilgirlab devletning sharqi dengiz qirg'ig'ida portilganligini xabar qildi. Koreyacha dengiz borini degan ma'nidagi HIL deb atalgan qoralning darajadan tashqari cho'ng radioaktivlik dengiz dolqin hosil qilish orqali dushman paroxotlari va portlarga hujum qilish uchun loyihalanganligi o'tirg'i qo'yildi. Vazifesi hareket dairesindeki deniz tevalliklerine uğurluqça kirip, su astıda partlaş arqalıq zor kölemlik radioaktiflik deniz taşkınını kozgutup, düşmanın deniz armiyesi ve asaslıq portlarını yoktup taşlaştın ibaret ikerlike eskertilgen, mezkur strategilik su astı koral sistemisini herkandak deniz kırgıqı, port yaki paraxotlarga uğurlaştırgılı buluduğallıqı ilgiri sürüldü. Şimali Koreya reisi Kim Jong-un düşmanının Şimali Koreya'ya tecavüz kılış yolundaki her kıtımlık urunuşunu tarmar kılış, Amerika bilen Cenubi Koreya'nın biparvalarca devamlaştırıvatkan herbi iğva gerçelikigi tekimi küçülük takabül duruş iradesini kayıt tekitledi. Çarşamba günü Amerika bilen Cenubi Koreya'nın yakınkı 5 yıldın buyankı en çok birleşme herbi maniverini tamamlaşı bilen tan, Koreya yarım arılda ciddilik küçüyüp ketken idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşürüz. Aman bu gayesler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.